Mor şeker patates üreticiliği. Merhaba. Bu videoda mor şeker patatesten fidan elde etmeyi ve dikimden hasata kadar süren 200 günlük süreci aktarmaya çalışacağım. Aynı zamanda tam metni içeriğe bağlı açıklama kısmına da yer vereceğim. Bu çalışma farklı zaman dilimlerinde yapıldığından görseller üzerinden sesli açıklama yapmaya çalışarak sunmaya gayret edeceğim. Malzemelerimizle başlayalım. Yetiştirilecek fidan sayısına göre sağlam mor şeker patatesler, ihtiyaç miktarına göre dere kumu ve sera ortamı sağlayacak ışık alır bir kap ihtiyaç duyulan gereçlerdir. Hemen bu noktada belirtmek gerekir ki, bir orta boy mor şeker patatesten ortalama 10-15 civarı köklendirebileceğimiz sürgünler elde edebiliriz. Buna göre bir hesaplamayla kaç adet mor şeker patates kullanabileceğimizi belirleyebiliriz. Çimlenme şartları baktığımızda 3 şart görüyoruz. Bunlar gün ışığı, nem ve ortam ısısıdır. Gün ışığı bakımından tam gün alması, nem oranının %100 civarında tutulması, ısı değerlerinin ise 20-25 santigrat derecede tutulabilir olması başarılı bir çimlendirmeyi oluşturacaktır. Şartlar ortalama sağlandığında çimlenme süreci 2 hafta ile 3 hafta arasında oluşabiliyor. Yöntemimize gelirsek, gün ışığı alabilecek fazla suyun tahliyesinin mümkün olduğu kaplara dişli dere kumunu en az 10 santim yüksekliğinde yükseklik oluşturacak şekilde yerleştiriyoruz. Mor şeker patatesleri yarısı oranında kök yönü kumun içerisine dikey olarak girecek şekilde yerleştirerek basınçlı olmayan bir sulamayla kumun tamamının suya doymasını sağlayıp hava almayacak şekilde gün ışığını engellemeyen bir örtüyle nem ortamının sürmesi için kapatıyoruz. Kapama yaptığımız materyaller naylon örtüler veya cam örtüler olabilir. Kapama işlemi sonrası gün ışığını alabilecek dikey güneş görmeyen bir noktaya konumlandırıyoruz. Çimlenme ve sonrasına değinelim. Mor şeker patateslerimiz 2-3 hafta içinde çimlenerek yeni sürgün kolları oluşturur. Sürgün boyları 5-10 santim aralığına ulaştığında gövde sıfırından dikkatlice kırılarak bunları köklendirme ortamına naklediyoruz. Köklendirme ortamı ise çimlendirme ortamının aynısıdır. Kırılan sürgünleri kuma 1/3 oranında batırarak kap içindeki kumun tamamının suya doymasını sağlayıp üst kısmını örtü ya da hava sirkülasyonu yapmayıp nemi koruyacak şekilde muhafaza ederek direkt güneş görmeyen ışıklı bir noktaya konumlandırıyoruz. Kumun nem sürekliliği için kontroller yaparak ihtiyaca göre gerekirse su da veriyoruz. Sürgünlerin köklenme süresi yaklaşık 10-15 gün civarındadır. Ortam şartlarına göre süre birkaç gün ileri ya da geri sarkabilir. 5-10 santim civarında köklendirme ortamına aldığımız sürgünlerin bir hafta sonra üst muhafazası açılarak dış ortama alışması sağlanır. Bu noktada belirtmem gereken bir önemli hususun da bilinmesi faydalı olur. Suda çimlendirmeyi mahsulları nedeniyle de önermiyorum. Şimdi bilgi olarak aktaracağım ise ülkemizin ortalama şartlarında mor şeker patatesin dikim süreci, toprak seçimi ve su işleyi hakkında bilgiler olacak. Şöyle ki, dikim süreci Mart ayı son sert kırılarından sonra başlayıp Haziran ayı sonlarına kadar olan zaman sürecinde yapılabilmektedir. Ancak fidan halinde dikimin gerçekleştirildiğini varsayarsak, kışa girmeden sonbahar son döneminde yoğun çiğlenmeler oluşmadan meyve olgunluğunu elde etmek için yörenin hava şartlarına dikkate alarak ortalama 150 güne ihtiyaç duyulduğunun bilinmesi ve bu tertipte bir çalışma yapılması gerekir.
Mor şeker patates diğer türleri gibi kök sistemi zayıf bir bitki olduğundan derin profilli, havadar, yumuşak, kabarmış, iyi ısınabilen ve süzek topraklarda daha verimli oluyor. Su isteği bakımından söz etmek gerekirse, iyi verim sağlamak için özellikle çiçeklenme dönemine kadar toprak neminin korunması için düzenli seyirde sulama yapılması gerekir. Çiçeklenme dönemi sonrası çiçekler çoklanıp daha sonra kuruyarak azalma başladığında normal sulama periyodu %30-40 civarı azaltılabilir. Ancak toprağın aşırı sıcakların sürmesi durumunda kuruluk oluşturmadan nemli kalması esastır. Bunun sağlanması gerekmektedir. Sıra arası ve sıra üzeri mesafenin 30 ila 40 santim aralığında tutulması ocakların birbirini baskılamaması açısından verim için uygun olur. Bakım ve kontrolleri bakalım. Yerde sarmaşık şeklinde gelişme gösteren bitkilerimiz yapraklarının dikim alanlarındaki boşlukları kapatacağı zamana kadar yabancı ot mücadelesiyle mücadele etmeliyiz. Yabancı ot mücadelesini sürdürmeliyiz. Sürgün boylarının dikim yatağı dahil yatağın dış kısımlarına taşan ana beden bölümlerinin de aralıklar halinde belirli bir miktarı toprakla örtülerek desteklenmesi gerekmektedir. Bu işlem örtülen noktalardan yeniden kök atmak suretiyle bitkiye destek olacaktır. Meyve olgunluğunun göstergesi ise şöyle tanımlayabiliriz. Çiçeklerin yoğunlaşma döneminden sonra kuruyup azalması ve yaprakların yeşilini kaybederek kuruma emaresi göstermesi bu dönemsel özelliğiyle kendini belli edecektir. Daha yeterli meyve olgunluğu bulguları için dikim yatağının birkaç noktasından ocak sökümü gerçekleştirmek suretiyle hasat zamanının gelip gelmediğini de anlayabiliriz. Konuyu böylelikle tamamlamış bulunuyoruz. Sorularınız varsa elden geldiğince gayret gösterip cevaplamaya çalışırım. Diğer bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle başarılı çalışmalar ve kolaylıklar dilerim. Geleceğe birlikte ekmek için esen kalın.